Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ala alihi ve sahabetihi evliyaillah. Ve hudu innellezine keferu. Oraya gelmişti değil mi? İnnellezine keferu. Muhakkak o kafir olanlar ve yasudduna an sabilillah ve Allah'ın yolundan men edenler. Şimdi arkadaşlar burada yasudduna keferun üzerine atıftır. Keferu fiili madidir. Yasudduna mudaradır. Mudaren madı üzerinde atfı caizdir. Problem yok. Ha ikisi madı ikisi mudarı olsa güzeldir ama tersi de caizdir. Fakat burada Kur'an-ı Azimüşşan neden öbürünü keferu'yu madı yasudduna mudare getirmiş? Şununla keferu'yu madı getirmekle onların geçmişte olan küfürlerine işaret etmek için onu madı getirmiş. Yasudduna niye mudare getirmiş? Onların Allah Celle Celaluhu'nun yolundan, İslam'dan, imandan men etmelerinin devam ettiğini ifade etmek için de bunu mudare getirmiş. Çünkü mudare teceddüt ve istimrar ifade eder diyorlar. Evet, kafir olup Allah'ın yolundan, tabii Allah yolu dediğimiz hak yol olan İslam yolu. Ve biliyorsunuz yolun din için kullanımı mecazidir. Çünkü yol toprak üzerinde, yeryüzü üzerinde insanların bir yere varmak için takip ettiği şey, o hat. Ki ona yol diyoruz. O Arapçada sebil, tarik bunun için kullanılır. İşte sebil, o yol adı olan sebil, neye istiare edilmiş? Allah'ın dini için istiare edilmiş. Çünkü nasıl ki yol kişiyi gideceği hedefe ulaştırıyorsa, hemen mesela düşün bu modern dönemde bile bu asfaltlı yolların olduğu, eğer siz mesela bir yola girmezseniz gitmek istediğiniz bir yere nasıl gidersiniz? Hatta havada bile uçakların yolu belli. Her bir uçak bir yere gidince oraya gideceği, ona rota diyorlar. Rotası yolu belli. Dolayısıyla yani yol kişiyi varmak istediği yere ulaştırdığı gibi Allah'ın dini de kişiyi hem dünyana hem ahiret saadetine ulaştırma özelliğine sahip olduğu için Allah'ın dini, Allah'ın dini, Allah'ın gönderdiği İslam için sebil veya tarik kelimesi istihara edilmiştir. Mesela Fatiha'da geçen ihdinas sıratal müstakim de aynıdır. Evet, leysel muradu bihi halen ve la istikbalen. Bu yasudun hani fiil mudara diye, fiil mudara da hal ve istikbal için kullanılır. Diyor bu yasuduna ikisi için de değil. Ve innema huve istimraru saddi. Bu sad men etmek ki şunu da daha evvel söylemiştik. Sadda yasuddu fiili eğer mastarları sudud gelse sudud yüz çevirme demektir. Yok eğer sadda yasuddunun mastarı saddan gelse sad men etmektir. İşte burada men etme. Bu diyor bu yasudduna mudare olunca mudare de genelde hal ve istikbal içindir. Ama burada iki manada kast edilmiyor. Yasudduna istimrar içindir. وَلِذَٰلِكَ حَسُنَ عَطْفُهُ عَلَى الْمَاضِي. Bunun için yasuddunanın
mağdur üzerine atfı güzel olmuştu. Var mı örneği? Evet. Kema fi kavli teala ellezine amenu ve tatmein kulubuhum bi zikrillah. Burada da tatmeinu mudaradır. Amenu mağdidir. Üzerine niye atf edilmiş? Çünkü tatmeinu istimrar ifade ediyor. İstimrar olunca bir nevi mağdiye şamil oluyor veya mağdiye yaklaşmış oluyor. Vakıyla kimisi de şöyle demiş. Huve harimun faali kefav. Keferun faalinden hal. Tabi bu görüş aklıma geldi ancak bu görüş şu yönüyle zayıftır. Çünkü nahviler müsbet fiili mudare hal olunca onun raptı vav ile olmaz. Sadece damir ile olur. Tekrar söylüyorum. Müsbet mudare, yani olumlu bir mudare hal olunca ki önce şöyle antiparantez şunu ifade edelim. Biliyorsunuz hal, haber, sıfat ve sıla. Bu dört. Hal, haber, sıla ve sıfat. Bunların mutlaka makabiline bağlayan bir aidin, bir rabıtın, rabıt diyelim daha uygun, rabıtın olması lazım. İşte hal babında Araplar iki tane rabıt kullanıyorlar. Hal babına mahsus olan. Bir damir, ki damir diğer üç babda da haber, sıla, sıfat babında da damir tıpkı hal gibi ait olarak kullanılıyor. Damir, rabıt olarak. Bir de ikinci bir rabıt vav. Fiil-i mudari'dir cümle. İster isim cümlesi olsun, ister fiil cümlesi olsun. Ancak fiil cümlesi fiil-i mazî müsbet mutasarrıf veya menfi olursa veya mudari menfi olursa. Böyle olursa halin raptı, rabıtı hem vav hem damir olabilir. İkisi birlikte gelmesi daha uygundur ama sadece bir tane de yetinebilir. Yalnız şiir cümlesinden nahviler şunu istisna ediyorlar. Mudara müsbet şeklinde gelen bir fiil cümlesi onun rabıtı sadece damir olur, vav olmaz. Burada da yasudduğuna mudare müsbettir. Onu hal yaptığınız takdirde vav, hal vavıdır, atıf vavı değildir dediğiniz takdirde bu Kur'an'a aykırı olur. Bu Kur'an'a aykırı olmaması için bir tekellüfte bulunmamız lazım. O da nedir? Bu yasudduğunun mahzur bir mübtedaya haber ve bunun isim cümlesi olduğunu, isim cümlesi olunca haliyle rabdı vav ve damide olur. Ancak bu gördüğünüz gibi zorlamadır arkadaşlar. Onun için zaten müfessirimiz rahimahullah ve kile, kileyle bu görüş vermiş ki zaten biliyorsun. Kili, yani kil ifadesini alimlerimiz genellikle İlmi ihtilafları zikrettiklerinde bir kimsenin görüşünü kil ile verdiklerinde ne yapmış oluyorlar? O görüşün zayıf olduğuna işaret etmiş oluyorlar. Hatta bazen alimler görüşün sahibini bulduk, bildikleri halde vakile diyorlar. Sırf zayıf olduğuna işaret etmek için. Mesela Şafii fukahasından Envar'ın sahibi Yusuf'ül Erdebili, Allah bize de ona da rahmet etsin, Envar adlı fıkıh kitabında birçok yerde İmam Nevevi'nin görüşünü kıl ile veriyor. İmam Nevevi'nin görüşünü kıl ile veriyor. Hatta bundan dolayı bazı Şafiiler, Allah rahmet etsin, buna çekinge bundan dolayı
Envar'a çekinge koyuyorlar, zayıf olduğunu söylüyorlar. Evet. O zaman takdir olmaz mı? Zaten takdir ile olur. Yani hum takdir etmeden hal olmaz. Takdir zorlamadır. Çünkü kelamda asıl olan adem-i takdirdir. Yoksa zaten takdir olmadan biz buraya sudduneyi hal yapamayız. Onu hal yaptığımızda zaten orada bir mübteda takdir edeceğiz ki humdur. Ve böylece isim cümlesi olur. İsim cümlesi olunca Rabb'ı vav ve damirle olur. Ancak kelamda asıl adem-i takdir olunca biz diyoruz ki bu görüş zayıftır. Kadın takdiri burada gerek yok. Kad şeyde takdir edilir. Mazi müsbet mutasarrıf hal olduğunda bazı alimler demişler mutlaka kadın olması lazım. O da tabii sıkıntılı bir görüştür. Ama kad burada derdimize deva olmaz yani. Derdimize derman olmaz. Buradaki fiili mudare müsbet, müsbet fiili mudare ile başlayan bir bu cümleyi hal yapabilmemiz için kadın takdiri yetmiyor. Derde deva olmuyor. Mutlaka humu takdir etmemiz lazım ki isim cümlesi olsun ve böylece rabıt olsun. Evet. Peki. Eyvam yasubu. وَخَبَرُوا اِنَّا بُوْ اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَيَسُدُّنَا دَكِ اِنَّنَا الْخَبَرِ مَحْزُفْتُرْ Niye mahzuftur? لِدِلَالَةِ آخِرِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ عَلَيْهِ Çünkü ayet-i kerimenin sonu ona delalet ediyor ki Kur'an-ı Azimuşşan'ın hazif konusunda. Yani isterseniz önce şunu söyleyelim ki daha evvel bunu tekrar ettiğimi bu derslerde biliyorum. Yani arkadaşlar olduğu için tekrar ediyorum. Hazf, Arap lisanının en önemli üslubundan birisidir. Hazf. Ne demek hazf? Yani bir şeyi düşürmek. Nasıl oluyor? Yani Araplar icazı, yani kelamın veciz olmasını çok çok önemsiyorlar. İcazı da iki türlü yapıyorlar. Bazen takdir ile buna icazül hazf diyorlar. Bazen de cümleyi kısa yapmakla buna da icazül kasr diyorlar. Yani demek ki hazf Arap lisanının okkalı bir üslubudur. Ve bunun için Kur'an-ı Azimuşşan özellikle icazı çok önemsediği için hatta bazıları belagat icaz diyorlar. Yani belagatı adeta icazdan ibaret sayıyorlar. Dolayısıyla muciz olan, beyanıyla muciz olan Kur'an için icaz çok önemlidir. Madem icaz çok önemlidir, bunun için Kur'an hazfi çok kullanır. Peki neyi hazf eder Kur'an? Bir, çokça şart cevaplarını hazf eder. Mesela ayetlerin sonunda veya ortasında çokça levin cevabı hasf edilir. İnin cevabı hasf edilir. Başka levlanın cevabı hasf edilir. İlanın cevabı hasf edilir. Yani şart edatlarının cevaplarını Kur'an çokça hasf eder. Kur'an çokça fiillerin mef'ulünü hasf eder. Mesela لو كانوا يعلمون o يعلمونن مفعول mahzuftur. Ya bir mefhul ya iki mefhul mahzuf olduğunu söyleyeceğiz. Çokça mefhul hasfeder. Çokça kasam hasfeder cevap bırakır veya tersi cevap kasam getirir cevabı hasfeder. Ama özellikle kasamın hasf edilip cevabın zikri daha yaygındır. Kur'an bunu da çokça yapar. Kur'an çokça mübteda ve haberden biri. Mübteda'yı zikreder, haberi hasfeder veya tersi. Fasabrun cemil. Ya fasabrun cemilun ecmelu ve fe emri sabrun cemil. Bunun gibi arkadaşlar
Kur'an-ı Azimüşşan çokça hazf üslubunu kullanır ve Kur'an'ı böyle nazar-ı itibara aldığımızda şunu görüyoruz. Kur'an-ı Azimüşşan hazf edeceği şeyin muhatapları tarafından bilineceğini bildiği her yerde, hemen hemen her yerde hasfi çok kolayca yapıyor. İşte burada da innellezine innenin haberini hasf etmiştir. Fe inne men elhade fil harami, çünkü haramda ilhad yapan, yani Mekke zadehallahu şerefenin haramında ilhad yapan, haythu uqibe bil azabil elimi, o tabi ilhad arkadaşlar iki manada kullanılır. Bir, ilhad inkar anlamında, ki bugün genelde ateizmle ifade ediliyor. İnkar anlamında kullanılır. Tabi inkar anlamındaki ilhad küfürdür. Bir de ilhad asyan etme anlamında, ki ayette وَمَنْ يُرِدْ ف۪يهِ بِالْحَادٍ بِظُلْمٍ, sanırım o ayet olacak. Yani Mekke'deki ilhad, haramdaki ilhad derken orada ayetin siyakıyla günah, büyük isyan kastedilmiş. Bundan dolayı diyor müfessir, diyor فَاِنَّ مَنْ اَلْحَدَ فِي الْحَرَامِ, haramda ilhad yapan, büyük isyan yapan, ki arkadaşlar şunu da biliyorsunuz, haramda yapılan her günah büyüktür. Yani mekanın ehemmiyetinden dolayı orada her sevap büyük olduğu gibi, hatta bunun için mesela haramdayken avukat-ı mekruhede de Şafii fukahası sünnet kılınabilir diyorlar. Mekanın şerefi için. Bundan dolayı haramda sevaplar kat kat muzaaf olduğu gibi günahlar da küçük de olsa büyüktür. Yani haramda büyük günah yok. Dolayısıyla orada çok çok dikkatli olmak lazımdır. Allah muhafaza etsin. İşte diyor fe inne men elhada fil harami, haramda büyük isyan yapan, haythu uqibe bil azabil elimi, bu elim azapla cezalandırıldığına göre, ki ayetin sonunda bu ifade ediliyor. Fe le en yuaqabe men cema'a اِلَيْهِ الْكُفْرَ وَالصَّدَّ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ بِأَشَدَّ مِنْ ذَٰلِكَ اَحَقُّ وَاَوْلَى فَلَاَنْ يُعَاقَبَ اَحَقُّ وَاَوْلَى. O لَاَنْ يُعَاقَبَ اُلَامِ تَأْكِدِّرْ اَنْ يُعَاقَبَ مُبْتَدَادِ arkadaşlar, اَشَا اَحَقُّ وَاَوْلَى haberidir. Yani haramda büyük isyan yapmakla elin bir azap cezasına çarptırılıyorsa, o haramdaki isyanla birlikte kafir olan ve onunla birlikte Allah'a isyan eden bir kimsenin bundan daha şiddetli bir azaba çarptırılması daha haktır ve daha evladır. Dolayısıyla ayetin sonu buradaki innellezine keferu ve yasudduna an sebilillahin haberinin ne olduğunu böyle net bir şekilde ortaya koyuyor. Vel mescidil harami, evet, innellezine keferu ve yasudduna an sebilillahi vel mescidil harami, insanları mescidi haramdan, hem Allah'ın yolundan hem de Mescid-i Haram'dan men edenler. قِلَ الْمُرَادُ بِهِ مَكَّةِ, kimisi demiş ki Mescid-i Haram'dan maksat bütün Mekke haramidir. Niye? بِدَلِيلِ وَصْفِ, yani sadece Mescid-i Haram o cami değil, Kabe'nin etrafındaki camidir, bütün Mekke haramidir. Niye? Çünkü bir delili vasfı bir kavli teala ellezine şey ellezî ceannâhu linnâsi,
Çünkü bunu ona sıfat getirmiş. اَلَّذ۪ي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ اَيْ قَائِنًا مَنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ فَرْقٍ بَيْنِ مَكِّيِّنْ وَاَفَاقِيِّنْ. Yani o haram ki, o harami bütün insanlara, o insan kim olursa olsun, ister Mekki olsun, ister Mekke'nin etrafında, yani dışındakiler olsun. O haram ki onu insanlara sevâen el-âkifu fîhî vel-bâd. Haramda ikamet eden, akifunda ikamet eden vel-bâdi ve dışarıdan gelen. Bu haramı bütün bu insanlara müsavi kıldı. Yani haramın, Mescid-ül Haram'ın veya Mekke haram bölgesinin insanlar için bir kutsal bölge oluşu, bir meva oluşu, bir mesabe. Hani ayette buyuruyor ya, başka ayette. Ve iz ce'anne el beyte mesabeten linnâsi. Bu oluşu sadece bir bölgeye veya bir grup insana bağlı, mahsus değil, herkes içindir. Ayet onu ifade ediyor. Sevaen ey müsteviyen. Mef'ulun sani ce'annehu. Ce'annehu ikinci mef'ulun. Vel akifu murtafi'un bi. Akif lafzı sevaun ile ona fail olmak üzere marfu olmuştur. Vel lamu mutallikun bihi. O linnâsi sevauna taalluk ediyor. Yani ce'annehu sevaen linnâsi. Mutallikun bihi zarfun lehu. Ona taalluk ediyor. Onun zarfıdır. وفائدة وصف المسجد الحرام بذلك بو الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد جملة سنة مسجد الحرام الصفة كمان فائدة سندر زيادة تشنيع الصادين عنه حرمدن مسجد الحرمدن مكدن insanları men edenlerin fazlasıyla büyük şirkin iş yaptığını göstermektir. Evet. Ve kuriya sevaun bir rafi ala ennu haberun mukaddemun. Yani bazıları el akifu fihi vel badi mübteda yapmış, sevaunu haber yapmış. Ve cümle cealenin ikinci mef'ul. Ala ennu haberun mukaddemun ala akifu mübtedun. Ve cümletu mef'ulun sani cealen. Ve kuriya el-âkifi bil-cerri ala ennu bedelu minel-nâsi. Yani ce'annâhu lin-nâsi sevâen, onu insanlara eşit kıldık. Hangi insanlar? El-âkifi fihi vel-bâd. Onda ikamet eden ve dışarıdan gelen. Evet. Ve men yurdi fihi bi-ilhâdin. Kim Mekke'de kas ederse, mimma teraka diyor ve men yurid mimma türike mef'uluhu, bu mef'ulu hasf edilen fiillerdendir ki demin söyledim en çok hasf edilenlerden birisi fiillerin mef'uludur, işte burada mef'ul hasf edilmiştir. İşte diyor ve men yurid fihi bi ilhadin. Türkiye mef'ul hasf edilmiş li yetenavela kulle mutenavile, ta ki bu her şamil olunana şamil olsun. Yani ki ennehu kîl, sanki şöyle demiş oluyor ve men yurid fihi muradem ma, kim haramda, o Mekke haramında herhangi bir şekilde kast ederse, neyi kast ederse, bi ilhadin, yani bi udulin anil kastı, maksut olandan sapmayı kast ederse, yani doğruluktan sapmayı kast ederse, ve bu da bi zulmin, haksız yerde, haksız yere kim doğru yoldan sapmayı kast ederse, diyor ve İşte kim öyle kast ederse nuzikhu min azabin elim, ona çok elem verici bir azap veririz.
O mülkü menin cevabıdır arkadaşlar. Bir gayri hakkın. Ve huma diyor hem bir ilhadın hem bir zulmün halani muteradifani. Peş peşe gelen iki haldir. Evet. Kimden haldir? Yuridin faalinden haldir arkadaşlar. Evsani bedelun minel evveli veya ikinci hal yani bir zulmün bir ilhattan bedel de olabilir. Bir iadet-i cari. Carın iadesiyle gelmiş bir hal. Şey bedel affı. Ev siletun veya deriz ki bu bir ilhadın caru mecur siledir. Yani hal falan değil. Direkt yüride taalluk ediyor. Yüride. Ey mülhiden bi sebebi zulmi. Yani zulmü sebebiyle kim mülhid olursa, ilhadi kast ederse, kel işraki ve iktirafil athami. Yani o kast ettiği ilhadine gibi, şirk gibi aleyhâzu billah veya bazı günahları, masiyetleri işleme gibi kim böyle bir şey kast ederse, o zaman nuzikhu min azabin aleyhim. Tabi buna göre kanaatimce Allahu alem müfessir ey mülhiden bi sebebi zulmi değil yani evsiletu ey mülhiden. Allahu alem burada müfessirimiz ilhaden diye mastar olarak tefsir etseydi daha uygun olurdu. Yani çünkü ba burada yüride taalluk ettiğinde yani وَمَنْ يُرِدْ بِالْحَادٍ. Şimdi önce şunu söyleyeyim arkadaşlar. اَوْصِلَةٌ kelimesini iki şekilde anlama imkanı var Allahu Alem. Ama o iki ihtimalden birisi daha racihtir. Ya deriz ki sılatun zaidetun anlamında. Yani o bir ilhadındaki bazaittir. Ve o zaman ne olur? Yani men yürid ilhaden. Ve dolayısıyla burada müfessir ey mülhiden değil ilhaden diye tefsir etseydi çok daha doğru isabetli olurdu. Kele işraki ve ihtirafil athami de o ilhadın örnekleridir. Veya ikinci ihtimal dediğim gibi sılatun yani bu bir ilhadın efendim hal falan değil bedel değil ya yürüt lafzına direkt müteallıktır. Çünkü sıla kelimesi arkadaşlar nahvuden bir müşterike lafzı olarak kullanılıyor. Bazen sıla mevsulun sılası olarak kullanılıyor ki en yaygın olan budur. Bazen sıla müteallik anlamında geliyor. Yani diyor bu mesela harfi cer sılatun lifeli keda. Yani manası ona müteallaktır. O manada geliyor. Üçüncü manası sıla zaid anlamında. İşte Allahu alem bu iki manada burada mümkündür. Yani ya bir ilhadın bazaittir. İlhadın yüridinin mef'uludur. Veya bir ilhadın car-ı mecur, zarf-ı khas, direkt yüride taalluk eder. Evet arkadaşlar. Ve iz bevve'na li İbrahim'a. İzninizle biz bugün burada duralım. Benim hemen çıkmam lazım. Burada duralım. Bugün biraz az oldu ama kusura bakmayın. Peki hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Evet.